Merhaba arkadaşlar, ben İrem Argun. BT 310 kodlu topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında oluşturduğum 3. hafta ders videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda Premiere Pro'nun diğer Adobe ürünleriyle birlikte çalışabilmesine küçük bir örnek göstereceğim. Montajını yapacağımız çalışmanın sesini diğer Adobe ürünü olan Audition'a düzelteceğiz. Oluşabilecek temel ses sıkıntılarını ve bunun Premiere kapsamında nasıl çözüleceğine bakacağız. Sonrasında da Premiere Pro'da renk düzenlemesi yapma aşamasına değineceğim. Hazırsanız başlayalım. İlk hafta tanıtım videomda Premiere Pro'nun artı bir özelliği olarak diğer Adobe ürünleriyle senkron bir şekilde çalışabilmesi üzerinde durmuştum. Montajını yapacağımız videonun sesini Premiere Pro üzerinde çeşitli özelliklerle düzenleyebilirsiniz. Örneğin bahsettiğim dolma kalem imleciyle ses düzeyini sınırlar içerisinde yükseltebilir veya alçaltabilirsiniz. Veya efekt kısmından yankı önleyici efekti kullanabilirsiniz. Ama ses çok kısıksa veya bozuksa, sesinizin altında istenmeyen bir cızırtı veya ses varsa bunu Premiere Pro'da düzeltmeniz zor olacağından senkron olarak çalışan Audition uygulamasına geçiş yapmanız gerekebilir. Sesinde oynayacağınız videoyu çalışma ekranına çektikten sonra videoya sağ tıklayıp Edit Clip'in Adobe Audition sekmesine bastığınızda videonuzun sesi Audition üzerine çalışmaya hazırlanır. Audition ekranına geldiğinde sesin üzerinde istediğiniz çalışmayı yapabilirsiniz. Bu düzeltmelere çok girmeyeceğim. Çünkü konumuz ses düzenlemesi değil. Ama sesiniz kısıksa veya derinde istemediğiniz cızıltılar varsa nasıl düzeltebileceğinize değinmek istiyorum. Sesiniz kısıksa yükseltmek için oldukça basit bir yol var. Bu gördüğünüz sekmeden sesin düzeyini tek seferde 15 kat olmak üzere arttırabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey üzerinde oluşan oku yükseltmek için sağa, düşürmek için de sola çekmek. Sesi yükselttiğinizde veya alçalttığınızda ses dalgalarının boyutunun nasıl arttığını burada görebilirsiniz. Sesinizi bu işlemi yaptığınız zaman çok fazla yükseltmediğiniz takdirde sesinizde bozulma, boğuklaşma veya tizleşme olmayacağından bunu gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Sesi istenmeyen sesler varsa da yapacağınız şey öncelikle konuşmadığınız, sadece cızırtının çıktığı küçük de olsa bir kısım bulmak. Bulduğunuz kısmı sol tıkla seçeceksiniz. Seçtiğiniz kısmı efekt sekmesinden Noise Reduction ayarı, Capture Noise Print ayarını atmanız gerekiyor. Aynı ayarı seçtiğiniz sese sağ tıklayıp buradan da bulabilirsiniz. Bu ayarı yaptıktan sonra sol altta bitip bitmediğini görebilirsiniz. Çalışma bittiğinde eğer bunu tüm sese uygulamak istiyorsanız Ctrl-A yapıp bütün sesi seçmeniz veya Ctrl-A basılı tutarak seçtiğiniz bütün cızırtılı kısımları yine Effects sekmesinden Noise Reduction, bu sefer Noise Reduction uyarısını atmanız gerekmekte. Karşınıza böyle bir ekran çıkacak. Bu ekranda zırtının düzenine göre yatay veya dikey ayarlamaları yapıp apply demeniz gerekiyor. Bu işlem bittiğinde de çalışmanızı kaydedip direkt Audition'ı kapatabilirsiniz. Senkron çalıştığı için sizin burada yapıp kaydettiğiniz her şey Premiere Pro'ya yansıyacaktır. Bir diğer bahsedeceğim konu da renk ayarı. Efekt kütüphanesi kısmında çok fazla video rengi düzenlemesi yapabileceğimiz efekt bulunmakta. Ben size en temel olan klasik düzenlemeler yapabileceğimiz Lumetri Color ayarını göstereceğim. Kütüphaneye Color yazdığımızda gördüğünüz gibi çok fazla ayar çıkıyor. Siz de çeşitli keşiflerle, deneme yöntemiyle daha net ayarlar, efektler kullanabilirsiniz. Öncelikle Lumetri Color ayarını düzenleme yapacağımız videoya sürekli bırak tekniğiyle bırakmamız gerekiyor. Sonrasında gördüğünüz üzere efekt kontrol sekmemize ayarların oranları geliyor. Buradan videomuzun sıcaklık dengesini, kontrastını, parlaklığını, siyah ve beyaz dengesini arttırıp azaltabilirsiniz. Ayrıca efekt kontrol sekmesinin altında yer alan kısımlardan da videonun renk ayarlarıyla oynayabilirsiniz. Bu dersimde bahsetmek istediklerim bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.